Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte mayoz bölünmeye başlıyoruz. Mitoz bölünmeyi ofiste anlatmıştım. Mayoz bölünmeyi evde anlatacağım. Şimdi mayoz bölünmeyle alakalı mitoza göre birazcık daha zor. Fakat anlaşılması zor olan bir konu değil. Sadece neyin nerede uygulayacağınız ve mitozla arasındaki farkı iyi bilmeniz gerekiyor. Onlardan bahsetmiş olacağız. Hadi gelin bakalım o zaman ne yapalım dersimize geçiş yapalım. Şu mikrofonu birazcık daha yakınıma alayım da tam ses gelsin. Şimdi mayoz hücre bölünmesinde ilk başlangıçta şundan bahsedeceğim. Buradaki hikaye kısımlarını okumaktan ziyade şuradaki boşluk kısmına mayozla alakalı bilgilerimizden bahsedelim. Şimdi mayoz hücre bölünmesi mitozdan farklı olaraktan 2 en kromozomlu vatandaşlarda gerçekleşir. Yani en kromozomlu vatandaşlarda veyahut da de gerçekleşmeyecektir değerli dostlar. Sadece iki de gerçekleşir. Ve mayoz iki şekilde ineceğini bir tanesi bunlardan mayoz birdir. Bir tanesi ise mayoz 2'dir arkadaşlar. Bu mayoz 1 ile mayoz 2 arasında yani mayoz 1 ve mayoz 2 arasında bir interfaz evresi gözlenmez. Interfaz evresi nerede gözlenecektir? Interfaz evresi mayoz 1'den ee, öncesinde gözlenecektir. Yani ilk başlangıçta interfaz evresi gerçekleşir. Sonra mayoz 1 sonra mayoz 2 gerçekleşir. Burada arada herhangi bir interfaz evresi görünmemektedir. Bilginiz olsun. Tamam mı? Peki mayozu ben e, gerçekleştirirken nasıl gerçekleştireceğim? İki en kromozomlu bir vatandaşım var. Şurada bakın mayoz 1 geçirmiş olsun. Mayoz 1, mayoz 1 sonucunda en kromozomlu iki tane hücre oluşur. Bakın kromozom sayısı yarıya düşer. Sonrasında mayoz 2 gerçekleştirecektir bu. Hemen yazıyorum onu da. Mayoz 2 yazdım. Mayoz 2 sonucunda ise 4 tane en kromozomlu hücrem oluşmuş olacaktır. Başlangıçta bir tane hücrem vardı. Sonda ise 4 tane hücrem bulunmakta. Bakın mayoz 2 de herhangi bir şekilde kromozom sayısında değişiklik gözlenmez. Fakat ilkte ben kaç hücreye başladıysam sonrasında 4 tane hücre elde etmiş olurum. Mayoz bölünmeye bakıldığı zaman üreme ana hücrelerinde gerçekleşir. Mesela üreme ana hücresinden kastım ne benim? İnsanlardan bahsediyorum. Sperm ana hücresi. Sperm ana hücresi. Veyahut da yumurta ana hücresi. Bir şeyin başında ana iki varsa eğer ki mutlaka iki n kromozom yapısına sahiptir diyebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi burada ne yapmış olduk? Mayozu birazcık tanımış olduk. Geleceğim şimdi şu anda konuştuğum dökümana. Bakalım. Mayoz hücre bölünmesi diyor. Mayoz hücre bölünmesi birbirini takip eden mayoz bir mayoz hücre bölünmesinden oluşmakta. Evet bahsettik zaten. Üreme anı hücreleri mayoza başlamadan önce interfaz adı verilen hazırlık evresi geçirirler. Bakın interfazı da yazdık buraya. Mayoz öncesi gerçekleşen interfaz evresi mitoz hücre bölünmesi öncesinde gerçekleşen interfaz evresiyle aynıdır. Şimdi ne demeye çalışıyorum ben burada. Ben size mitozu anlatırken demiştim ki e, interfaz evresinde G1, S ve G2 evreleri bulunmaktaydı. G1'de ne yapıyordu hücre arkadaşlar? Organellerini çoğaltıyordu. Daha sonrasında ne yapıyordu? Protein sentezi, RNA sentezi ne yapıyordu? Gerçekleştiriyordu, değil mi? Yani hücre e, enerji harcayacağı için bu yüzden ne yapıyordu? Organellerini işte sentezini vesairesini gerçekleştirmiş oluyordu. CD ise DNA replikasyonu meydana geliyordu. Sentez evresi diye adlandırılıyordu. G2'de ise ne oluyordu değerli dostlar? Artık bölünmeye hazır hale gelmiş oluyordu. Yani son kontroller yapılmış oluyordu. Mitozun interfazı da mayozun interfazı aynı olduğu için ben burada tekrardan bir daha interfazı anlatmayacağım. anlama yani niye anlatmayacağım? Çünkü mitoz kısmını anlattım. Dileyen arkadaşlar interfazı mitoz kısmından ev Tamam? O zaman interfaz mitozla aynıymış. Mayoz 1'den öncesinde interfaz evresi ne yapacaktır? Gözlenmiş olacaktır. Şimdi ise direkt mayoza ne yapacağım? Geçiş yapmış olacağım. Mayoz 1'e bakıldığı zaman neyden oluşacaktır? 1. Karyokinez 1. Karyokinez neydi? Çekirdek bölünmesiydi. Karyokinez 1'in içerisinde ne olacaktır? Profaz, metafaz, anafaz, telofaz bir evliliği olacaktır. Sonrasında sitokinez evresi olacaktır. Sitoplazm bölünmesi gerçekleşecek. Bu da 1 olacaktır. Mayoz 2'de ne olacak peki? Mayoz 2'de ise karyokinez, karyokinez 2 olacak. Karyokinez 2'de neler var? Profaz, metafaz, anafaz, telofaz 2 var. Bir de neyim olacak arkadaşlar benim? Yine stoplazm bölünmesi olacağı için stokinez 2 olmuş olacaktır. Değil mi? Olay bu. Bu kadar. Şuna birazdan geleceğim. Burada e, işte homolog kromozom kavramı, işte e, tetrat kavramı, kiyazma, sinapsis gibi kavramları şu şekilde üstünden vereceğim. Birazdan geleceğim ona. O yüzden geçiyorum şu anda burayı. Bakın şurada aşağıda bir şey görüyorsunuz. Birkaç tane tanım görüyorsunuz arkadaşlar değil mi? Bu tanımlar bizim için önemli. Yani bazı terimler vardır. Mayoza özgüdür. Bu yüzden mayoz bölünmede çok fazla karşılaşıyoruz biz. Şimdi ilk başlangıçta homolog kromozom. Mitoz kısmına da konuşmuştuk ama bir kere daha konuşacağız tabii ki de. Homolog kromozom neydi? Biri anneden gelecekti. Biri de nereden gelecekti? Babadan gelen eş kromozomlar, değil mi? Yani bununla bunu ne yapacağım ben? Birebir aynı çizmem lazım. Mesela atıyorum bu anneden gelmiş olsun. Bu da babadan gelmiş olsun. Eş kromozomlar olduğu için bunlara ne isim vereceğim ben? homolog kromozom demiş olacağım. Cepte mi bu? Eyvallah cepte. Şimdi homolog kromozomlar arasında belirli muhabbetler gerçekleşiyor. İşte bu muhabbetler nasıl gerçekleşiyor ona bakacağız. Mesela homolog kromozomlar arasında parça değişimi oluyorsa eğer ki kardeş olmayan kromozitlerde parça değişimi oluyorsa eğer ki biz buna Crossing over diyeceğiz, crossing over demiş olacağız arkadaşlar, tamam mı? Mesela burada dikkat ederseniz arkadaşlar, ilk başlangıçta maviye turuncu çizmiş, sonrasında turuncu ile mavi'nin kardeş olmayan kromotitleri arasında parça değişimi olduğunu gözlemliyorsun. Hocam kardeş olmayan kromotit ne demek? O da şu demek, bak şimdi, şuradan bir tane yan dikme çizdim, tamam? Şu ne? Şu mavi'nin iki tane kolu ne abi? kardeş kromatit değil mi bunlar? Kardeş. Şu turuncunun iki tane kolu ne? Bu da kardeş kromatit değil mi? Ben crossing over için ne diyorum değerli dostlar? Crossing over için diyorum ki kardeş olmayan kromatitler arasında gerçekleşir. Yani homolog kromozomdan kardeş olmayan kromatitler arasında gerçekleşir. O zaman şununla şunun arasında gerçekleşecek. Bak gerçekleşmiş görüyor musun? O zaman ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Crossing over demiş olacağım. Bu kadar mı bu? Hayır tabii ki de. Crossing over tamam. Homolog e, homolog kromozomlar arasında, kardeş olmayan kromotitler arasında gerçekleşiyor. Peki hocam, kiyazma demek ne demek? Bak, kiyazma denilen bir kavram göreceğiz biz. Kiyazma. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromotitlerinin üst üste binmesi durumudur. Bak, homolog kromozom bunlar. Kardeş olmayan kromotitler üst üste binmiş üst üste bindikten sonrasında bunların birbirine değme noktasına biz kiyazma diyoruz. Ne diyormuşuz? Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitlerinin birbirinin değme noktasına kiyazma diyoruz. Tamam mı? Bununla bununla sinapsis çok fazla karışır. Sinapsis. Bakın değme noktası diyorsam kiyazma. Yani birbirine değdiği noktaya ben kiyazma diyorum. Ama burada homolog kromozomun bir, birleşmiş olduğu yani birleşmesine üst üste binmesine ise sinapsis diyorum. Tekrarlıyorum bir kere daha. Homolog kromozomların birbiri üstüne binmesi durumuna sinapsis diyorum. Değme noktasına ise kiyazma diyorum. Tamam Unutmuyoruz bunu önemli. Şimdi homolog kromozomlardan konuşacağım ben mayoz bölünmede. Mayozda ben neyden bahsedecekmişim? Homolog kromozomlardan bahsedecekmişim. O zaman bu anlatmış olduğum kiyazma gibi, sinapsis gibi kavramlar mayoza özgüdür diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Bir tane daha kavramım var. Şurada bivalent yazıyor ya. Bivalent yazıyor. Bivalentin üstünü çiz. Ben bunu yabancı kaynaktan aldım çünkü. Tetrat yazıyorum buraya. Görmüş olduğun şuradaki homolog kromozomların bütününe ben tetrat diyorum. Bir tetrat diyorum. Yani homolog kromozom dediğim vatandaş kaç tane kromozom içeriyor? Bir tane burada, bir tane de burada. iki tane ne, nedir bu? Kromozomdur değil mi? İki kromozom bir tetrat yapıyor. Neymiş? İki kromozom bir tetrat yapıyormuş. Tamam mı? Cepte mi? Cepte bu da. Bakın homolog kromozomların ikisine beraber ben tetrat diyorum. Dikkat edin burada tamam mı? Diğer isim de bivalent'tir. Ama bivalent olarak geçmiyormuş. Hatta bir yüzden üstünü çizip tetrat yazdım. tamam? Mı? O zaman bileceğimiz burada kaç tane terim varmış? Bir crossing over'ı bilecekmişiz. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitler arasındaki parça değişimine crossing over deniliyor. Başka ne diyeceğim? Kiyazma. Homolog kromozomların birbirinin kardeş olmayan kromatitlerinin değme noktasına kiyazma diyor. Sinapsis ne peki arkadaşlar? Homolog kromozomları birbiri üzerine binmesi durumuna biz ne diyoruz arkadaşlar? Sinapsis diyoruz. Tetrat peki homolog kromozomların tamamına yani iki tane kromozoma tetrat diyoruz. Bir tane tetrat diyoruz. Bu terimin tamamı mayoza özgüdür. Dikkat etmekte fayda var. Bir şey daha. Crossing over denilen vatandaş mayoz bölünmede görülür ama mutlaka görülecek diye bir kaydı yoktur. Görülürse eğer ki çeşitlilik sağlar. Yani Crossing over gerçekleştirme, mayoz bölünmede mutlaka olacak diye bir kaydı yoktur. Ama çoğunlukla olur. Neden? Genetik çeşitliliği sağlar çünkü o, bu yüzden. Tamam. Şimdi o zaman bakın burada ki açıkladık. Sinapsis ne yaptık? Açıkladık bunu da. Crossing over homolog kardeş olmayan kromozomlar arasında gerçekleşir. Bunu da açıkladık. Bakın ne diyor? Crossing Core her mayozda gerçekleşmek zorunda değildir diyor. Evet bunu söyledik zaten. Tamam. Şimdi ne yapalım o zaman? Artık karyokinez 1'e yani profaz, metafaz, anafaz, telofaz 1'e ne yapalım? Geçiş yapalım. Profaz 1 ile başlayacağım cancağız. Profaz 1'e bakıldığı zaman mitozun profazında ne gerçekleşiyorsa aşağı yukarı burada da o gerçekleşiyor. Sadece birkaç tane farklılık var. Çekirdek sarı gibi, çekirdekçik gibi vatandaşlar yine kayboluyor arkadaşlar. Nerede olduğu gibi mitozun profazında olduğu gibi. Kromatin iplikler kromozoma dönüşüyor. Nerede olduğu gibi mito mitozun profazında olduğu gibi. İ iplikleri oluşuyor. Nerede olduğu gibi mitozun profazında olduğu gibi. Ama farklılık ne? Bak kiyazma, sinapsis, tetrat oluşumu gerçekleşir. Biraz önce saymış olduğum vatandaşların tamamı nerede gerçekleşiyor? Profaz 1'de. Mitozda bu var mıydı? Yoktu. Neden? Mayoza özgü demiştim biraz önce değil mi? Krasikon ve gerçekleşebilir diyor. Nerede gerçekleşiyormuş? Yine yani profaz 1'de. Şu üstte saymış olduğum vatandaşların tamamı o zaman nerede gerçekleşiyormuş? Profazın birinde. Bakın ikisinde değil. Birinde gerçekleşiyor. Çünkü profaz 2'de homolog kromozomlardan bahsedemiyoruz. Bu yüzden. Tamam, cepte kalsın. Metafaz 1'e geldim şimdi. Metafazda, mitozun metafazını hatırlarsan ekvatoral düzlemden bahsediyordum. Ben aynı şeyin lacivertini yapacağım burada da. Ekvatoral düzlemi kullanacağım yine burada. Ama homolog kromozomların ekvatoral düzleminin karşılıklı dizilmesinden bahsediyor. Mitozda neydi? Yan yana bir dizilim söz konusu. Nasıldı bu? Şöyleydi. Bu kromozomdu. Bu da nedir? Kromozomdu. Yan yana dizilme söz konusuydu. Peki mayozda nasıl bu? Mayozda üst üste dizilme söz konusu. Mayozun metafaz bir evresinde. Yan yana değil üst üste. Niye? Çünkü e, mayozda arkadaşlar neler ayrılacaktır? Doğru söylüyorsun. Homolog kromozomlar ayrılacaktır. Değil mi? Mitozda ise ne vardı? Kardeş kromatitler ayrılıyordu. Değil mi? Peki Metafaz bir resimde o zaman homolog kromozomlar nasıl diziliyormuş? Üst üste karşılıklı bir şekilde diziliyormuş. Anafaza baktım. Ben bunları karşılıklı diziyorsam eğer ki metafazda ne yapacağım bu sefer? Ayıracağım. O yüzden de ne bunlar peki? Şunlar ne? Homolog kromozom değil mi? O yüzden birisi Anya'ya gidecek birisi de Konya'ya gitmiş olacak. Dolayısıyla homolog kromozomlar ayrılaraktan kutuplara çekilmiş olacaktır. Kimde? Anafaz 1'de cepte mi? Cepte. Telefaz bile geldik. Zıt kutuplara çekilmiş kromozomlarda sentromer ayrılması gerçekleşmediğinden. Bak, Türkçesine diyor ki adam bana sen diyor burada diyor. Şu kromozomun diyor sentromer bölgesi neresiydi bu? Burasıydı değil mi? Sentromer diyorduk biz bu kısma. Nerede anlattım ben bunu? Mitozda anlattım. Sentromer bölünmesi demek ne demektir? Sentromer bölünmesi demek kardeş kromatitlerin ayrılması demektir. E ben mayozu anlatıyorsam burada sentromer bölünmesi yani mayoz bir de sentromer bölünmesi olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü homolog kromozomlar ayrılıyor. Kardeş kromatitler ayrılmadığı için herhangi bir şekilde sentromer ayrılması gerçekleşmediğinden eşlenmiş kromatitler bir arada bulunacaktır. Yeni çekirdek zarı çekirdekçik oluşuyor. Profazda kaybetmiş olduklarımı geri alıyorum ve iyi iplikleri profazda oluşturmuş olduklarımı ne yapıyorum arkadaşlar? Artık e, yok ediyorum. Tamam Sitokinez bir sonucunda en kromozomlu iki yeni hücre oluşur. Ne demiştim dersin başında? İki yerine başlayacağım demiştim. Mayoz bir sonucunda ne oluşacaktı? En kromozomlu iki tane hücre oluşmuş olacaktı. Mayoz 1'de kromozom sayısının yarıya inmesini sağlayan olay ve kalıtsal çeşitliğine olan temel olay anafaz bir evresinde gerçekleşmekte. Birazdan bahsedeceğim. Bak ne yazmışız yine buraya? 2 kromozom demişiz. Bir tetrat demişiz. 4 kromatit yine bir tetrat demişiz. Bak çizdim bunu buraya. Bir daha çizdim. Şu vatandaş bir kromozom. Bu vatandaş bir kromozom. Şu ve bu ne? İki tane kromatittir. Bu ve bu ne? İki tane kromatittir. Topla gel. iki kromatit burada. iki kromatit burada. Dört tane kromatit yapmış oluyor. Tamam. Mayoz bir sonucu oluşan iki yeni hücre ayrı ayrı mayoz iki geçirir. Sonuçta en kromozomlu dört hücre oluşu birazdan bahsedeceğim. Şimdi konuyu daha iyi özümseyebilmek adına ne yapacağım? Bir tane boş sayfa açacağım. Bunu yapmaktaki amacım konuyu daha iyi özümsetmek. Şimdi. Bir tane renkli bir tane hücre aldık. Bakın ben burada 2n eşittir 4 kromozomlu bir hücreyi konuşacağım. Zaten 2n olmak zorunda mayoz bölünmeyi konuşuyorum netice itibariyle. 4 kromozomlu bir hücre olsun. Şimdi 4 kromozomlu ise eğer şurası bir tane olsun. Burası bir tane daha kromozom olmuş olsun. Bir de kırmızı da çizelim. Galatasaraylı olduğumuz belli olsun. Şöyle aldım. Topla gel abi. 1, 2, 3, 4. Niye farklı renkte çizdin? Çünkü 2N olduğu için farklı renkte çizdim. Şimdi bunun ben profaz bir evresini gösterirken nasıl göstereceğim? Bakın 4 tane kromozom var burada. Şu kısımlarda iyi pikleri yavaş yavaş ne yapıyor? Oluşuyor değerli dostlar değil mi? Yani profaz bir evresinde kromozomlar artık belirginleşmeye başlıyor. Ve ipliği ne yapıyor? Oluşuyor. İşte çekirdek zarı, çekirdekçilik vesaire her şey kayboluyor. Peki devamını edeyim bunun. Devamını. Şöyle bir tane daha aldım. Bu sefer ne yapacağım hocam? Bu sefer şunu yapacağım. Bak şimdi. Bunun devamı ne? Metafaz bir evresi. Metafaz bir evresi. Yine iki eşittir dört kromozomlu hücreyi mi konuşuyorum ben? Evet. Ne yapacaktım? Metafaz 1'de kuralım neydi? Üst üste dizecektim. Üst üste diziyorum şimdi. Hepsini siyah göstereceğim. O çok fazla şey yapmıyor. Kafanızı karıştırmasın. 4 tane kromozom ve ne yaptım? Üst üste çizdim. Bunlar ne? Homolog. Birbirinin homoloğu arkadaşlar. Kafanız karışmasın hadi. Şöyle göstereyim. Diyeceğiniz çünkü hocam niye hepsini bu şekilde çizdin diye. Şöyle gösterelim. Tamam. Şu da siyah olsun. Bu da diğerinin homoni olmuş. Tamam. Şimdi burada şu kısımda bir i ipliği var. Bu kısımda bir i ipliği var. Şunu tutuyor. Bu da bunu tutuyor. Şu şunu tutuyor. Bu da bunu tutuyor. Bak Metafaz evresinde kromozomlar ne yaptı? Ekvatoral düzleme. Şurası ekvatoral düzleme ne yaptı? Dizildi. Nasıl yan yana mı? Hayır. Üst üste dizildiler. Dikkat edin buna. Tamam. Peki. Devam ediyorum. Bir tane daha aldım. Burada ne yapacağım peki? İyi ipliğini çizdim. İyi ipliğini çizdim şuraya. Bakın Artık ne yapacağım? Şununla şunu ayırt etmem lazım. Artık bunu çektim kutba. Değil mi? Bunu da çektim kutba. Tamam. Karşısına da homologunu çizdim. Bunu da çektim. Ve bunu da ne yapmış oldum? Çekmiş olduğum. Bak nerede artık? Kutupta. Bu da nerede? Kutupta. Ne konuşuyorum ben? ikiye eşittir. 4 kromozomlu hücre. Nesi bu? Anafaz 1 evresi. Nereden anlıyorsun hocam anafaz 1 evresi olduğunu? Bak neyi çekmişim ben? Homolog kromozomu çekmişim. Homolog kromozomların birbirinden ayrı kutuplara gitmesi anafaz 1 evresinde gerçekleşir. Peki devam edelim. En son ise ne gerçekleşecek baba? Telofaz gerçekleşecek. Onu da şöyle göstereyim ve şöyle göstereyim Bak şimdi. Neyi ayıracağım ben burada artık? Ben burada elbette ki hücrelerimi artık ayırt etmem lazım niye ayırt edeceğim çünkü artık ne yapacak bunlar ayrılacak Şöyle çizdim Şöyle çizdim Artık renklerini ayırt etmiyorum Şöyle aldım Görüyor musun bak Görüyor musun bunları Bunlar ne olacaktır artık Bölünecektir Nasıl bölünecektir peki şöyle bölünecektir Bakın bu telofaz bir evresi Telofaz bir evresi Başlangıçta başlangıçta ikiye eşittir 4'tü. Şimdi burada bakın kaç kromozom var? 2 kromozom var. Kaç kromozom var? 2 kromozom var. Her birisi en eşittir 2 kromozomlu kromozomlu 2 tane hücre oluşacak. Bu eğer ki hayvan hücresi ise sonrasında ne olacaktır? Sitokinez gerçekleştirecektir. Sitokinez biri gerçekleştirecektir. Ve işte boğumlanmaya ne yapacaktır? Buradan bölünecektir şu A hücresi olacak. Bu da B hücresi olmuş olacak. Her biri kaç kromozomlu? En eşittir 2 kromozomlu. Bak artık konuşacağım, mayoz 2'de konuşacağım vatandaş nasıl bir hücre yapısına sahip olacak? Şöyle bir hücre yapısına sahip olacak. En eşittir 2 kromozomlu bir hücre yapısına sahip olacak. Ben bunun üzerinden konuşacağım. Neyi? Mayoz 2'yi birazdan konuşacağım. Tamam mı? Olay bu. Tamam anlaşılmıştır diye ümit ediyorum. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Şimdi Mayoz 1'de ne dedik? İşte profaz, metafaz, anafaz, telofaz gerçekleşti. Karyokinez 1. Sonrasında ne yaptık? Karyokinez 2'ye geçeceğiz şimdi. Stokinezi gerçekleştirdik ve karyokinez 2'ye geçeceğiz. Mayoz 2'ye geçiş yaparken diyor ki replikasyon olmaz diyor. Niye diyor bunu? Çünkü interfaz denilen vatandaş burada var mı? Yok. O yüzden interfaz evresi yok burada. Peki mayoz 2'nin evrelerine bakarsak eğer ki kimlerden oluşacaktı? Bir kere daha yazıyorum. Karyokinez 2'den oluşacaktı ki bunlar profaz, metafaz, anafaz, telofaz 2 olacak. Daha sonrasında ise ne olacaktır? Stokinez 2 olmuş olacak. Tamam stoplazm bölünmesi yani. Gel bakalım onlara o zaman. Şimdi... Karyokinez de profaz 2'de yine profazın gudubet şeylerinin yeniden gerçekleştiğini göreceğiz. Yani çekirdek zarı çekirdek çekirdekten kaybolacak. Kromatinlikler kromozoma dönüşecek ve iplikler oluşacak. Bak ne yok burada? Crossing over yok. Ne yok burada? Sinapsis tetrat yok. Değil mi? Kiyazma yok burada dikkat edersen. Neden? Çünkü burada dikkat edersen yukarıda ne kalmıştı? Bu kalmıştı. Bu hücre üzerinden konuşacağım. Burada herhangi bir şekilde birbirinin homoloğu olan bir şey görüyor musun? Görmüyorsun. Bu yüzden homolog kromozomlar olmadığı için mayoz 2'de bu yüzden ben kiyazma gibi, sinapsiz gibi, crossing over gibi terimleri göremeyeceğim. Tetrat gibi karanlığı göremeyeceğim arkadaşlar. Tamam Metafaz 2'de ne olacak peki kromozomla hücrenin ekvatoral düzlemine yan yana dizilir diyor. Dikkat yan yana diyor üst üste demiyor. Kimde olduğu gibi mitozda olduğu gibi işte bu yüzden. Bizim mayoz 2, mayoz 2 kime benzetilir arkadaşlar? Mitoza benzetilir mitoza. Birazdan çizeceğim zaten. Anafaz 2'de dikkat ne ayrılıyor? Kardeş kromatitler sentromenlerinden ayrılıyor. Neden? Şu bir kromozom değil mi? Bunun şurası kardeş kromatit. Burası da kardeş kromatit mi? Evet. Sentromer neresi? Burası. Bu ayrıldığı zaman, bu ayrıldığı zaman birisi Anya'ya, diğeri bir Konya'ya gittiği zaman sentromer ayrılması gerçekleşir mi? Elbette gerçekleşecektir. O yüzden ne yapacaktır? Kutuplara çekilecek. Telefaz 2'de ise kromozomlar artık kutuplarda yeni çekirdek zarı çekirdek çık oluşuyor. İyi yine kayboluyor. Stakünet sonucu da en kromozomu dört yeni hücre oluşuyor. Gel bakalım buna da. Şimdi bu hücre yüzünden konuşacağım değil mi? Bu hücre yüzünden konuşalım hadi. Hadi gel. Geldim çizdim hücreyi. Benim hücrem artık mayoz 2'de olduğu için kaç kromozomlu en eşittir ki kromozomlu bir hücre konuşacağım. Şöyle bir tane aldım kromozomu. Böyle bir tane aldım kromozomu. İyi pikleri oluşmaya başlayacak. Şurada kenarda dursun oluşsun onlar. Neredeyim ben? Profaz 2'deyim artık. Tamam olay bu. Çizdim abi şeyi. Metafazı. Bak metafazı çizerken yine en eşittir iki kromozomlu bir hücrenin nesi bu? Metafaz ikisi. Bak çizerken nasıl çiziyorum? Böyle çizmiyorum bak. Aa, e -e, bu olmaz. Üst üste çizemezsin baba. Neden üst üste çizemezsin? Çünkü elimde homolog kromozomlu bir şey yok. O yüzden yan yana çizmek zorundayım. Aha da onu da sildik. Dur. Şöyle silelim. O yüzden ne yapacağım? Böyle çizmem lazım. Kromozomlar ekvatoral düzleme ne yapacaktır? Dizileceklerdir. Şöyle iyi ipliğinde çizdim. Bağladım. Şöyle iyi ipliğinde çizdim. Bağladım. Bak ekvatoral düzlemde bunlar duruyor burada. En eşit iki kromozomlu hücrenin metafaz ikisi. Devam. Hatta diğerini de çizelim. Yine en eşittir iki kromozom mu olacak? Birazdan bakarız ona. Şurası bir tane ipliği. Burası da ipliği. Bakın şu bir kromozom. Bu neydi? Dik çizdim. Şu üstte görmüş olduğum vatandaş ne? Kardeş kromatit. Bu ne? Bu da kardeş kromatit. Bunlar ayrılacak. Ayrıldığı zaman ne olacak peki? Şöyle kalacak bir tanesi, diğeri de böyle kalacak. Bu böyle kalacak. Bu da ne yapacak? Böyle kalmış olacak. O zaman ne olacak? Şuraya iyi ipliği bağlandı, buraya da iyi ipliği bağlandı, buraya iyi ipliği bağlandı, buraya da iyi ipliği bağlandı. Bu kaç kromozomlu bir hücre? 2 kromozomlu değil artık. Mitozda hatırlarsanız ne diyorduk arkadaşlar? Ana Anafaz evresinde diyorduk kardeş kromatitle ayrılıyor ama kutuba çekilen her kromatit artık bir kromozomdur diyorduk. Bu yüzden bu artık en eşittir kaç kromozom mu? 4 kromozom. Neden? 1, 2, 3 ve 4 bu yüzden. O zaman ne olacak burası? Anafaz 2, 4 kromozomlu. Unutmuyorsun önemli. Can yakabilir. Şimdi ise şunun ortasına içine 2 tane yuvarlak çizeceğim. Bakın. Dikkat. Çizdim bunları da. Telofaz 2'deyim abi artık. Telofaz 2'deyim. Telofaz 2'de bunların her birisi 2 kromozomlu 2 tane ne olacaktır? Hücre oluşmuş olacaktır. Sonrasında stokiniz gerçekleşecek. Buradan 2'ye bölünecek. Bu ne olacak? Bu A vatandaşı, bu da B vatandaşı olmuş olacak. Olay bu. Her biri kaç kromozomlu? En eşittir 2 kromozomlu. Bak yukarı çık. Neyle başladık? 2 eşittir 4 ile başladık. Sona geldim artık. Neyle bitirdim? En eşittir 2 ile bitirdim. Mayoz 1'de de yine en eşittir 2 ile ne yapacaktım? 2 tane hücrem oluşacaktı. Bak buna A demişiz, buna B demişiz. O zaman ne yapalım buna? Şuna C diyelim. Buna da D diyelim. Tamam mı? Sonuçta kaç tane hücrem oluştu? 4 tane hücrem oluşmuş oldu. Tamam. Olay bu. Zor mu? Değil. Birazcık pratik yapacağız sadece o kadar. Stokinez 2 sonucunda 4 yeni hücre oluş. Bakın 2N ile başladım. NN oldu bu. Daha sonrasında mayoz 2 gerçekleşti. NN, N ve N oluşmuş oldu. Tamam mıdır? Zor değildir. Sadece biraz soru çözmen lazım. Soru çözdükçe oturur bu konu. Soru çözmeden oturmaz bu konu. Bunun üstüne bu konu bittikten sonra işte eşeğsiz şeyli vesaire anlattıktan sonrasında yani bölünmeler tamamen bittikten sonrasında soru çöz. At kendini soru bankasına soru çöz. Pratik yapı yapı olacak bunlar tamam mı? Bizim soru çözüm derslerini de izleyebilirsin. Var yani en var çeşit soru kalıbı var zaten kanalda izleyebilirsin. Panik yapma zor değil tamam mı? Yani bununla alakalı soru gelecek çünkü. Geliyor. Her sene geliyor. Eşeysizden soruyor bir sene, eşeyliden soruyor, mayozdan soruyor, mitozdan soruyor. Bir tane soru mutlaka soruyor. Tamam? Şimdi yine mitozda konuştuğumuz muhabbetin neye uyarlanmış haline bakacağız. Eee mayoz'a uyarlanmış haline bakacağız. Bak. DNA miktarıyla mayoz evresini konuşuyorum. Hatta bunu birazcık daha büyüteyim mi? Bence büyüteyim. Şöyle bir büyütelim azıcık daha. Şimdi bakın. DNA miktarımı 4x demiş başlangıçta. Tamam 4x ile başlayalım. Mitozda hatırlarsanız 2x ile başlamıştık. Burada 4x ile başlıyoruz. Öncesinde interfaz evresi gerçekleşeceği için g 1 G2 onları da yazmış. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabı. Bakın 4x demiş, 2x demiş ve x demiş. Tamam. 2x'ten başlatmış. 4x de olacağı için 4x'i de koyuyor tabloya bilerekten. 2x ile başlıyor. Demin 4x demiştim de 2x ile başlayacağım. Özür. 2x ile başladım G1 evresine. Bakın G1 evresi interfazın G1 evresinde 2x ile başladıktan sonrasında sentez evresinde iki katına çıkacak mı? Niye? DNA kendisine eşliyor. O yüzden DNA miktarı iki katına çıkıyor. Bakın 2x ile başlamıştım G1'de. S'de artık 4x'deyim. Geldim nereye? G2. Yine 4x'teyim. x Evet 4x'teyim. Herhangi bir bölünme gerçekleşmedi ki. Güzel. Mayoz 1'e geçiş yaptım. Profazda yine 4x'im. Herhangi bir bölünme gerçekleşmedi. Metafazda yine 4x'teyim. Herhangi bir bölünme gerçekleşmedi. Anafazda yine 4x'teyim. Herhangi bir bölünme gerçekleşmedi. Telofazda yine 4x'teyim. Herhangi bir bölünme gerçekleşmedi. Fakat stokinez 1'e geldikten sonrasında bölünme gerçekleştiği için artık ne yaptım? 2x'e düşmüş oldum. Devam Bakın stokinez 1'den sonra mayoz 2'ye geçişte herhangi bir interfaz evresi olmadığı için 2 xte devam ediyorum. Profaz 2'den. Metafaza geçtim. Metafaz 2'de 2x'deyim yine. Anafaz 2'de 2x'deyim yine. Telofaz 2'de 2x'deyim yine. Bölünme gerçekleşti stokinez 2'de. Neye düştüm baba? X'e düştüm. Ne başladım ben? 2x ile başladım. Ne bitirdim ben? X ile bitirmiş oldum. Dikkat şuralara. Ana bir tane blok açmış Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabı. Demiş ki ana faz 1'de homolog kromozomlar ayrılır demiş. Söyledik bunu zaten. Ana faz 2'ye bir şey daha söylemiş. Ana faz 2'de kardeş kromatitler ayrılır ve dikkat kromozom adını alır bu kromatitler. Söyledik bunu da? Söyledik. O zaman bizim mayozda DNA miktarımız yarıya düşüyor mu? Düşüyor. 2x ile başladık. X ile bitirmiş olduk. Tamam İkinci grafiğime geldim. Bu da kromozom sayısı grafiği. Bakalım kromozom sayısı nasıl? Zaten bizim el mahkum ne olacak? 2N kromozom yapısına sahip bir hücremizin olması lazım. Mayoz bölünmeden bahsediyoruz sonuç itibariyle. İnterfazın G1 evresinde 2N başladık. S evresinde 2 devam ettik mi? Ettik. Neden? Çünkü herhangi bir şekilde DNA miktarını ne yapmıyor? Değişiklik göstermiyor. Yani DNA miktarı değil. Kromozom sayım herhangi bir şekilde değişiklik gösteriyor mu? Göstermiyor. G2'ye bakıyorum yine 2N'im abi burada. Profaz 1'e geldim 2N'im yine. Metafaza geldim 2N'im yine. Anafaza geldim 2N'im. Terefaza geldim 2N'im. Bakın stokinez 1 gerçekleştiğinde artık ne yaptım? N'e düştüm. Hatırlayın şunu ya. 2N'le başlıyordum. Mayoz 1 sonucunda N, en, en, N'e düşüyordum. Mayoz 2 sonucunda N, 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 4 tane hücre oluşacaktı. Devam ettim. Profaza geçiş yaptım. Profaz 2'ye. Endeyim. Metafaz 2'de endeyim. Bakın ana fazda hatırlıyor musun? Şu yukarıdakinde. Bak bak bak. Hatırlıyor musun? Bak. Burada ne demiştik arkadaşlar? Kromozom sayısı ne yapacaktı? İki katına çıkacaktı. Kromozom sayısı ne yapacaktı? İki katına çıkacaktı. Özür şu, şurada 2N olacak bu arada. Özür. 2N eşittir 4 kromozomlu olacak. Neden? Çünkü Şurada bir tane var, burada bir tane var, burada bir tane var, burada bir tane var ve bunların tamamı ikiyen şeklinde adlandırılıyor. Bu yüzden iki katına çıkıyor. Hatırlıyor musun bunu? Hatırlıyorsun değil mi? 2 en eşittir 4 kromozom tutamdaş olacak. Sonrasında en eşittir 2, en eşittir iki şeklinde ne yapacaktır? Ayrılmış olacak. Tamam. Ana faz 2'de mutlaka mutlaka kromozom sayısının iki katına çıktığını mutlaka biliyoruz. Tamam mı? Unutmuyor. Şimdi 2n yazdım buraya. Tamam. Devam ettim telefazda 2n. Sonrasında sitokinezde ne yaptım arkadaşlar? Ben n'e düşmüş oldum. Tamam? Olay bu. Olay bu şekilde adlandırılıyor. Yani geçici olaraktan ne yapıyorum arkadaşlar? Ben kromozom sayısını 2 katına çıkartıyorum. Sonrasında ise ne yapıyorum arkadaşlar? Tekrardan yarıya düşürmüş oluyorum. O zaman başlangıçta 2n'le başlamıştım. Sonrasında n devam ediyorum. Sonrasında ise 4 tane n kromozomlu hücre ne yapmış oluyor? Oluşmuş oluyor. Tamam. Olay bu. Şimdi bir de şu var. Bu tablo direkt Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında yazmıyor ama biz bu şekilde aldık. Daha iyi olur diye. Yani görün diye. Mitozla mayozun kıyaslaması. Mitoza bakıldığı zaman değerli dostlar eşeysiz üremenin temelini oluşturuyor. Şimdi eşeğsiz üremenin temeli demek ne demektir arkadaşlar? Şu demektir. Eşeğsiz üreme'ne mitoz ilişkilendiriliyor. Yani mitoz bölünmenin temelinde eşeğsiz üreme bulunmakta. Mayoza bakarsak eğer ki şunu bir kapatayım. Mayoza bakarsak eğer ki eşeri üremenin temelini ne yapacak? Oluşturacaktı. Yani mayozda da neyi baz alacaksın? Eşeğli üremeyi baz alacaksın. Genellikle çok hücrelerde büyüme, gelişme ve jenerasyonu sağlıyor. Diğeri ise çok hücrelerde dikkat gamet oluşumu sağlıyor. Neden? Çünkü yumurta ana hücresi ne yapıyor bakın? Mayoz geçiriyor. 4 tane ne oluşuyor arkadaşlar? Hücre oluşuyor. Şu vatandaşa ne diyoruz biz? Yumurta hücresi diyoruz. Yumurta hücresi demek ne demekti? Aynı zamanda gamet demektir zaten. Tamam? Mı? Sonuçta 2 hücre oluşuyor mitozda. Bunda ise mayozda ise 4 yeni hücre oluşmuş oluyor. Kromozomların niteliği ve niceliği değişmiyor. Çünkü kalıtsal çeşitlilik yok. Kromozomların niteliği ve niceliği değişiyor mayozda. Kromozom sayısı değişmiyor. Kromozom sayısı bunda yarıya iniyor. Kalıtsal çeşitlilik sağlanmıyor mutasyon olmadığı sürece. Kalıtsal çeşitlilik sağlanıyor crossing over'la. Mitozda en 2n, 3n kromozomlu hücrede de görülüyor. Mayozda ise sadece 2n kromozomlu hücre var. Mitoz hayat boyu devam ediyor. Mayoz ise sadece üreme döneminde gerçekleşiyor. Bakın dikkat. Tetrat, sinapsis, kiyazma, crossing cover olmuyor burada. Burada ise oluyor. Mayozda ise oluyor. Nerede oluyordu bu? Doğru söylüyorsun. Profazın birinde. Çekirdek ve stoplazma bir defa bölünüyor. Bunda ise mayozda ise iki defa bölünüyor. Neden? Mayoz 1 ve mayoz 2 var çünkü. Homonok kromozomdan ayrılması gerçekleşmez. Mitozda. Mayozda ise gerçekleşir. Bazı çakal yayın evleri soruyu farklı şekilde verip Sanki mitozda homolog kromozomların ayrılması gerçekleşiyormuş gibi veriyor. Çok takılmayın ona. Çok gerek yok o sorular yani. Tamam mı? Hani çok gereksiz sorular geçin. Mitoz ve mayozun ortak noktaları da var tabi bu arada. İnterfaz gerçekleşiyor. Mitozda da interfaz gerçekleşiyor. Mayozun da sadece birinden önce gerçekleşiyor. İnterfazda metabolik olaylar hızlanıyor. Çünkü interfaz ikisinde de var. DNA replikasyonu gerçekleşiyor. Çünkü interfazın CVS ikisinde de var. Kontrol noktaları var arkadaşlar mutlaka. Yani bir e, şeyde mitozda bahsetmiş olduğum siklin ve siklin bağımlı kinazlar ikisinde de ortak. Karyokinez ve sitokinez yani çekirdek ve sitoplazm bölünmesi ikisinde de gerçekleşiyor. İyi iplikte kromozomlarından kinetokorlarına bağlanıyor. Neden? Bakın biz ne demiştik arkadaşlar? şu demiştik değil mi? Bak ne demiştik buralara? Kinotokor demiştik. Buradan iyi ipliği bağlanıyor mu? Mitozda bağlanıyor. Mayozda bağlanıyor mu peki? Elbette ki bağlanıyor arkadaşlar. Doğru. Kardeş kromatitle ayrılır arkadaşlar. Doğru. Mitozda ayrılıyor. Aynı zamanda mayozun mayozun ikisinde de ne yapıyor? Ayrışmış oluyor. Hücre sayısı artıyor mu? Elbette ki artıyor. Bölünme gerçekleştiriyorsun. Allah'ın emri ne yapacaktır? Artış gösterecektir. Şimdi geldik şuna. Şöyle bir tane daha muhabbetimiz var. Güzel bir dizgi çalışması yapıldı burada. Bakalım şimdi. Bakın dikkat ederseniz burada kaç kromozom var? 2 kromozom var. 2 en eşittir 2 kromozom yazacağım. Zaten 2 en olması lazım. Mayozdayım. İki en eşit iki kromozomun profazı bu. Bak yavaş yavaş iyi iplikle oluşmuş ve yavaş yavaş ne yapmış? Kromozomlara bağlanmış. Kromozomlar görünür hale gelmeye başlamış artık. Metafaz bile baktım hala iki en eşit iki kromozomlu bir yapıya sahip miyim ben? Elbette sahibim. Neden? Çünkü üst üste ne yaptım? Kromozomları bindirmiş oldum. Bu. Anafazda ne yaptım? Kutba doğru homologları ne yaptım? Çektim. Bakın burada homologlar, homologlar karşı karşıya. Burada ise kutba çekiliyor. Ana faz 1'de kimler yine homologlar. Unutmuyorsun. Telofaz 1'de ise ne yaptım abi ben? Ayrıştırmış oldum artık yavaş yavaş. Her birinde ne olacaktır artık? En eşittir 1 kromozom. En eşittir 1 kromozom olmuş olacaktır. telofaz 1'de. Stokinez gerçekleşmiş oldu. Daha sonrasında neye geçiş yapacağım? Profaz 2'ye geçiş yapmış olacağım. Profaz 2'ye geçiş yaparsak eğer ki bakın her bir kromozom için konuşuyorum yani şu A hücresiydi oluşan bu da B hücresi olmuş olsun. Yani mayoz sonucunda oluşan A hücresi B hücresi. Ben sadece A hücresini konuşayım şimdi B hücresi de aynı zaten onunla. Profaz 2'ye bakıldığı zaman yavaş yavaş iyi oluştu kromozoma bağlanmış oldu. Metafazda artık ne yaptı? Metafazda ekvatoral düzleme dizilmiş oldu. Dikkat edin ana fazda ne yaptı? bizim kardeş kromatitler ayrıldı ve kromozom adını almış oldu değerli dostlar. Unutmuyorsunuz her bir kromozom ne olacaktı Şey her bir kromatit ne olacaktır? Kromozom olmuş olacaktır. Tamam Kromozom. Sonrasında ise telefaz gerçekleşiyor ve şurası en eşitti. 1 ve şurası en eşitti. 1 oluyor. Ve en sonunda 4 tane 4 tane ne yaptı? Hücre oluşmuş oldu. Tamam Olay bu. Başlangıçta kaç hücrem vardı? Bir tane hücrem vardı. Sonrasında ne oldu? Olaylar gelişmeye başladı. Yani iki en eşittir iki kromozomlu hücre en eşittir bire en eşittir bir oluştu burada. Sonrasında ise ne oldu? En eşittir bir kromozomlu dört tane hücre oluşmuş oldu. Şöyle dört tane hücrem ne yaptı? Oluşmuş oldu. Tamam mı? Evet. <laughs> Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sürçülüyü zannettiysek affola. Bir sonraki dersimizde e, neye geçiş yapacağız? Eşeysiz üreme ve eşeğli üremeye geçiş yapmış olacağız. Mayoz'da çok fazla korkmayın. Konu kalıpları serisi bittikten sonrasında zaten e, hani birazcık daha bununla alakalı soru tipi çözmeye çalışırım. Zaten kanalda da var arkadaşlar. Bio.link'i ziyaret edin. Bio link adresinde e, oynatma listesinde görebilirsiniz bütün hepsinin, bütün konu anlatımlarının ve soru çözümlerinin. Oradan bakabilirsiniz. Bununla alakalı envai çeşitli soru çözdüğüm hepsi var kanalda bilginiz olsun. Tamam İnşallah oturmuştur. Bir sonraki dersimizde o zaman siz üremeye devam edeceğiz. Şimdi hoşçakalınız efendim. Kendinize iyi bakınız.